Tamam hadi. Bitirdiyseniz siz boşları toplayıp atın. Ben de aşağıya ineyim. Kahve getireyim. Selin, ya İbo terapist ayarlamış, hiç söylemiyorsun. Ne terapisti be? Ne oluyor ya? İbo Selin'le Demir'in arası düzelsin diye ilişki terapisti ayarlamış. Sizin ilişkiniz başlayalı ne kadar oldu ki Selin? Ay yalnız adamı görmeniz lazım. Öyle iki cümleyle anlatılacak gibi değil. Geniş zamana ihtiyacımız var. Çok da enteresan bir tip. Valla ben göreceğim galiba. Çünkü sizin ilişkinizden sonra bizimkine de el attı. Nasıl ya? Evliliği çatırdayan benim. Siz mi gidiyorsunuz ilişki terapisine? Ne? Ya ne demek o boncuk? Ya kızım baksana gözlerime, ağlamaktan helak oldum ben. Aa, ya iyi de Merve, siz böyle evlenelim daha ne kadar oldu ki? Valla oldu işte. Allah Allah. Ne zaman döneceğim belli değil diyor. Yani insan bilmez mi? Ne bileyim iki hafta mı? İki ay mı? Ya nasıl bilmez ya? Yani önünü göremiyor demek ki. Ya da dönmek istemiyordur canım. Ay annesinin yemekleri de bir tatlı gelmiştir ki şimdi. Oh oh oh. Yalan mı canım? Yani bütün erkekler annelerinin yemeğini daha çok beğenirler. Yani karıları kızmasın diye hayatım senin yemeğin daha güzel olmuş falan derler. Aha, siz öyle mi yapıyorsunuz karınıza Ferruh Beyciğim? Eski karıma. Ne zaman boşandınız Ferruh Bey? Geçen ay sessiz sedasız bitti o iş. Şak diye boşadı beni ya. Boşanma diyor, ben bayılacağım şimdi. Yok, yok, öyle değil canım ya. Bu aramızda bir şey söylesene. Mutlu evlilik hiç mi yok? Çocuklar, evlilik muhabbettir. Birisi eğer karısının yok saçına başına, yok servisine, yok yemeğine, ikramına laf ediyorsa... ...o muhabbette eksik bir şeyler vardır. Konuş ustam konuş. Herkes duysun. Vallahi niye uzatıp duruyor anlamıyorum. Gerçi ailemle tanışırsan yumuşarlar dedi. İki günlüğüne Antalya'ya gel dedi de... ...işler bu haldeyken ben nasıl izin alacağım? Hafta sonu gidersin. Hem sen istemiyor musun Moran'ın ailesiyle tanışma? Yani istiyorum da... Yalnız bir dakika. Hangi hafta sonu gideceksin? İşte bu hafta sonu o zaman değil mi? Hı hı. Aa, olmaz. Elin boş mu gideceksin? Hayır, eli boş gidilmez asla. Alırım canım bir şeyler, o kolay. Aa, hiç de kolay değil. Dünyanın en zor işi. Kaç kardeşi var Bora'nın? Annesi babası hayatta mı? Hayatta, hayatta. Allah uzun ömürler versin, hayatta. İki ablası, bir de abisi var. Ay, ay, ay. İki görünce bir kaynana, evlerden uzak ya Rabbim. Yandın kızım sen. Örtüsüydü, bornozuydu, havlusuydu. Oho, özel sipariş verip işletmesi lazımdı. Tel kırması, Antep işi, iğne oyası. Öyle çarşıdan aldığın gibi kaynananın evine götüremezsin ki. Hadi ya. Aa, götürülmez mi? Yok, yok. Ne olur ki? Çok güzel. Kaynanan ve görümcelerim nefret edecek benden. Aa, hayır canım. Ha, Merve. Bak. Tel kırma örtü. Ver bakayım. Aa, ama bu da sipariş ediyor ya. 15 günmüş. Çok geç 15 gün, çok geç. Kızlar, boşuna arıyorsunuz. Aa, Merve, bu bluz nasıl kaynanan için? Ölçülerini bilmiyorum ki. Şimdi kayınpederine, abisine, Bora'ya da bir şeyler götürmek lazım değil mi? Lazım, lazım ama onu bir bilene sormak lazım değil mi? Of. Ben zaten seçemiyorum. 6 kişiyi birden nasıl hediye alacağım ben ya? Ha, aman diyeyim ha. Nikahına zaten çağırmadım. Bir de hediyelerini beğenmezlerse bitersin sen vallahi. Ferruh, alırım dalağını. İyi, onları da Bora'nın çağırması lazımdı canım. Allah Allah. Hayır, yanlış. Bu tür şeyler kayın tarafının gözünde daima gelinin suçudur. Suç olmasa bile. Ay, maalesef doğru. Nasıl ya? Öyle mi? Kaldı mı hala öyle şeyler ya? Ha, teessüf ederim ha. Arkadaşlar... Sizin hiç etrafınızda bu işlerden anlayan, hayat tecrübeleriyle olgunlaşmış iki tane İstanbul hanımefendisi yok mu? Ah. Niye onlara sormuyorsunuz? Ah, ya, Firuze Hanım ve Leyla teyze. Ha, doğru ya. Onlar nerede, ne satılır çok iyi bilir. Ay Selin, ne olur arasana. İş çıkışı, çarşıya falan gidelim. Bir hazır edelim her şeyi. Ha? Ay dur, dur, dur. Ben arayayım.
Alo Firuzeciğim. Leyla Hanım'la sana acil ihtiyacımız var. Öyle mi? Ne için? Aa yo, o iş öyle olmaz Çarşı'yla, olmaz. Sen en iyisi kızları topla, iş çıkışı bize gelin. Ben sizin işinizi çözeceğim. Ne oluyor Firuze? Davat bohçası hazırlayacağız Leyla. Demirek mi? Ay ne çabuk evleniyorlar. Azmiyeciğim senin evi biliyor, akşama görüşürüz. Demir için hazırlamıyorsak kim için hazırlıyoruz bu bahçeyi? Firuze bir anlatsana. Ayol bohça bahane, fırsat şahane. Bizim çocukları evliliğe özendirmemiz için bunu mutlaka kullanmamız lazım. Hadi. Gel. Kahveler ne olacak Firuze? Ayol bırak şimdi kahveleri, sandıkları açacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.